Efendim herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evlerimize tadına doyamayacağımız lezzetli bir lahmacun için nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Sizler de bu tarife uyguladığınız zaman gerçekten pişman olmayacaksınız. Arkadaşlar soymuş ve yıkamış olduğumuz soğanlarımızı güzel bir şekilde dörde beşe böldükten sonra bir mikser yardımıyla ufak oluncaya kadar bunları ezmemiz lazım. Robottan geçirdikten sonra bunları süzgece katıp öbür işlemlere geçiyoruz. Soğanlarımızın işlemi bittikten sonra aynı şekilde robotun içerisinde bir 10 adete yakın sarımsaklarımızı da güzel bir şekilde ufalttıktan sonra soğanlarımızı şekilde gördüğü gibi soğanlarımızın suyunu sıkmamız lazım. Soğanlarımızın suyunu sıkmamızın nedeni acı suları gidiyor. Daha da çok güzel lezzetli oluyor arkadaşlar. Genişçe güzel bir kabın içerisine soğanlarımızı ilave ettikten sonra çekmiş olduğumuz sarımsakları da ilave ediyoruz üzerine. Burada ölçüleri ben açıklama bölümünde yazacağım arkadaşlar. Sizler de orada bakıp da uygulayabilirsiniz. Ayrıyeten yıkamış ve parçalamış olduğumuz domatesleri aynı mikserde bunların güzel bir şekilde çektikten sonra bunları da süzgece katıp fazla olmuş olan sularını gitmesini sağlıyoruz. Hafiften elimizden sağa sola götürüp getirdikten sonra zaten suları kendiliğinden akıp gidecektir. Domateslerimizi de güzel bir şekilde ilave ettikten sonra arkadaşlar sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Bu işlemden sonra elimizde bir demet maydanozu ince ince doğrayıp malzemelerimizin üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Burada bizim kullandığımız kıyma yağsız 1 kilo kıyma arkadaşlar. Ayrıyeten içerisinde biz kuyruk yağı kullanıyoruz. 200 grama yakın da kuyruk yağı ilave etti. Gerçekten sizler de kullandığınız zaman kuyruk yağının ne kadar lezzet verdiğine şahit olursunuz. Kuyruk yağı ve kıymayı ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı da domates salçası ilave edip 1,5 su bardağı ayçiçek yağı ilave edip kendi damak tadımıza göre tuzumuzu ilave edip 6 yemek kaşığı isot kullanıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bir tanesi de lahmacuna lezzet katan isottur. Gerçekten isot kullandığınız zaman ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. 1 yemek kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı da pul biber ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı da karabiber ilave ediyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini güzel bir şekilde elimizle karıştırmamız lazım. Sizler bu tarifi uyguladığınız zaman gerçekten ne kadar güzel bir lahmacun içi olduğunu göreceksiniz. Şimdiden yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar kanalımızı ziyaret ederseniz pişman olmayacağınız tariflerle karşılaşacaksınızdır. Bakın gördüğünüz gibi burada isotun karışımı ve salçaların karışımıyla rengi de değişti. Çok muazzam bir renk oluştu. Gerçekten bu denenmiş bir tarif. Lezzetine doyamayacağınız bir tarif arkadaşlar. Sizler de yaptığınız zaman yiyenler inşallah çok beğenecektir. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı eklerseniz bizleri sevindirirsiniz. Şimdiden yapanların eline sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.